Bu bacak böyle görünüyor ya. Şimdi sıkacağım. Sıktığımda şu kasa bakın. Zayıf bir kol gibi görünüyor ama halbuki bu bayağı kaslı bir kol. Gizli bir süper güç gibi ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ve çok mutluyum bununla alakalı çünkü 2 hafta oldu. Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencisi olarak bütün derslerimi bitirdim. Ve şu an Bursa'da staj yapıyorum. Her cuma, cumartesi ve pazar İstanbul'a geliyorum. Ama hafta içleri Bursa'dayım ve çok yoğun bir tempom var. Gerçekten çok yoğun. Şu an stajımın yarısından fazlası bitti. 25 Ekim'den sonra tamamen İstanbul'da olmaya devam edeceğim. Diplomamı almak için zorunlu stajımı yapıp staj defterimi okula teslim etmem gerekiyor. Ve daha sonra diplomamı alabiliyorum ve bu rüya gibi bir şey. Saçlarım gerçekten çok sağlıklılaştı. Saçlarla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar sonunda. Ya benim saçımı böyle hayal edebiliyor musunuz? Saçımın ne kadar yandığını bilenler bilir, bilmeyenler de Duranver gri saç yazıp bütün süreçten haberdar olabilir. Hatta başlık şeydi, gri saç hayatımı mahvetti. Ya gerçekten de öyle yapmıştı. Ama artık çok daha iyi bir haldeler. Şunu da şöyle aradan çekeyim. Saçımla oynamak istemiyorum çünkü video boyunca. Ya da böyle kalsın ya, oynamayayım. Oynamama ne gerek var ki? Evet arkadaşlar, bu videoyu özellikle Instagram takipçilerim çok fazla bekliyordu. Instagram'da bu aralar daha aktifim. Çünkü daha kolay oradan bir şeyler paylaşmak. Ama YouTube'a da geri dönüyorum. Merak etmeyin, hatta hiç olmadığı kadar çok video gelecek. Bugün ilk başlangıcı Instagram takipçilerimin isteğine dayalı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü spordan story atıyorum ve herkes ya bacaklarımı nasıl incelttiğimi soruyor ya belimi nasıl incelttiğimi soruyor. Aynı zamanda uygulamalı videolar da gelecek. Daha derin videolar da gelecek. Yani spor konusunda merak etmeyin. Bayağı video gelecek. Şu an böyle görünüyorum. Şort giyip geldim bacaklarımdaki değişimi görmeniz için. Bacaklarım şu an aynen bu şekilde görünüyor. Benim vücudumu az çok biliyorsunuzdur denimeli alışveriş videolarında görmekten. Şu anki güncel halim bu şekilde. Önce bunu göstermenin daha mantıklı olduğunu düşündüm videoya başlamadan önce. Instagram'daki fotoğraflarımdan da zaten daha detaylı görebilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun asıl temel konusu bacaklarımı nasıl incelttim? Sporu nasıl yapıyorum? Bu konuya da değinecek olursak bazen evde yapıyorum, bazen spor salonuna gidiyorum ama spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Benim spor salonuna gitmemdeki tek amaç yani koşmak için oluyor açıkçası. Koşu amacıyla gidiyorum. Onun dışında pek de gitmemin bir anlamı yok çünkü evde de yapabilirim. Bu arada ben hiçbir şekilde ekipmanla çalışmıyorum. Vücut ağırlığımla çalışıyorum. Ekipmanla çalışmayı ben sevmiyorum. Evet, şimdi yaptığım şeylere gelecek olursak Nike Training Club uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulama gerçekten aşktır. Yani sadece bu uygulamayı kullanıyorum. Bu arada Nike benim varlığımı bile bilmiyor olsa da, bu videoyu hiçbir zaman izlemeyecek olsa da yine de şunu söylemek istiyorum. Ya bu uygulama için minnettarım ve bu uygulama için teşekkürler. Siz efsanesiniz. Ve böyle bir şey ücretsiz sunduğunuz için yani çok hayatımın her günü size dua ediyorum. Gerçekten. Nike, sizi çok seviyorum. Genel olarak yaptığım şeyden bahsedeyim. Size ilk videoyu çektiğimden beri hep aynı şeyleri yaptım. Daha sonra ne yaptım? Daha sonra şu an, yani bugün aslında tam olarak yeni bir programa geçtim. Çünkü artık bu bahsedeceğim program bana yani etki etmemeye başlamıştı. Yani şöyle, kas ağrısı çekmiyordum. Artık buradaki hareketler benim için normal olmaya başlamıştı. Ama tabii sizin zorlamanız gerekiyor. Zorlayın ki kendinizi, kaslarınız gelişsin. O yüzden yeni bir rutine geçtim. Öncelikle arkadaşlar koşucu ısınma egzersizi yapıyordum. Bununla birlikte başlıyordum ki kaslarım ısınsın. Bunun da eminim ki katkısı olmuştur. Bacak için burada ileri uzanarak koşucu hareketi var. Bu hamstring kaslarınızı, kalça kaslarınızı çok güzel esnetiyor. Yana doğru kalça açma. Ters lunge ve uzanma. Arkadaşlar buradaki ters lunge'ın her ne kadar ısınma ve esneme programı olsa da kesinlikle çok büyük etkisi var. Bence zaten lunge ve squat, genel olarak lunge ve squat'tan bahsedeceğim bacak için size. Çok 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 fazla işe
yarıyor. Nasıl işe yaradığından da birazdan bahsedeceğim. Durun durun, çok karışıyor ama merak etmeyin. Yani şunu bilerek izleyin bunu. Her sorunuzun cevabı bu videoda. Genel olarak. Daha sonra detaylıca başka videolarda inceleyeceğiz. Koşu ısınma egzersizinden sonra koşuyorum. Bu arada koşmak zorunda değilsiniz. Ama kardiyo yağ yakımı için birebir olduğu için biraz yapmakta fayda var. Çok fazla abartmayın. Asla 40 dakika, 45 dakika, 30 dakika kardiyo gerçekten çok gereksiz. Bence çok gereksiz. 15 dakika, 10 dakika yapın. Ve daha sonra sporunuzu yapın. Ve daha sonra soğuyun ve salonu terk edin. Koşamıyorum, yoruluyorum diyorsunuz ya. O zaman şöyle yapın. Ben öyle yapıyorum. Başta böyle yapmıyordum. Çok zorlanıyordum. Mesela 10 dakika böyle full koşmaya çalışıyordum. Bu kalp için de gerçekten çok zararlı. Size bir taktik veriyorum şimdi. Buna hatta sanırım HIIT kardiyo deniyor yanlış bilmiyorsam. Ya da piramit kardiyo, öyle bir şey, öyle bir versiyon da vardı. 2 dakika boyunca koşuyorsunuz gerçekten hızlı. Sonra yavaş yürüyüşe alıyorsunuz. Size sayılarla örnek vermem gerekirse mesela 9'da koşuyorsunuz, 4'e indiriyorsunuz. Aynen. Ve 4 size bayağı yavaş gelecek. Diyeceksiniz ki 4'e indirmek istemiyorum ama indirin. 2 dakika hızlı koştunuz, 1 dakika yavaş yürüdünüz. Bunu 10 dakikaya tamamlayın. 15 dakikaya tamamlayın ve vücudunuz artık diğer hareketler için hazır. Bence bunun bacaklara kesinlikle çok büyük etkisi oldu. O 1 dakikalık yavaş yürüyüşler sayesinde nabzınız kendine geliyor ve tekrar koşuya enerjiniz oluyor. Ama sadece koşmaya çalışırsanız bu sefer enerjiniz çabuk tükeniyor, verim alamıyorsunuz, bırakmak istiyorsunuz, koşmaktan nefret ediyorsunuz. O yüzden öyle bir şey yapmayın. Bacaklar için, bacakları güzel ısıtmak için diyeyim antrenmana. Bu güzel bir başlangıç gerçekten. Daha sonra arkadaşlar benim bütün vücudumu şekillendiren şey, yani gerçekten bütün vücudumu bu şekillendirdi ve isminden de anlaşılacağı gibi hedefe yönelik tüm vücut antrenmanı. Bu antrenmanda hep şunu merak etmişimdir. Hedefe yönelik de, hani hedefimin ne olduğunu nereden biliyorsun ki hedefe yönelik tüm vücut antrenmanı? Ama daha sonra şunu fark ettim ki hedefimiz tüm vücut zaten. Bunu demek istiyor büyük ihtimalle. Ayrıca hedefimize odaklanırken bu tamamen beslenmeyle alakalı ve beslenmeye de birazdan geleceğim. Hedefe yönelik tüm vücut antrenmanını bu arada full tavsiye ediyorum. 16 dakikalık bir program ve 16 dakika bence çok motive edici. Sonuçta 1,5 saat boyunca bir şeyler yapmıyorsunuz. 16 dakikada tüm vücudunuzu çalıştırıyorsunuz. Ve başlangıç için harika bir şey zaten. Başlangıç seviyesi ve orta yoğunluk. Eğer bu size çok 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 ağır geliyorsa, çok hamsanız, düşük yoğunluklu yeni bir program yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bunu yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Vücut kaslarınızı çalıştırmanız genel olarak yeterli. Ama ben sadece benim ne yaptığım merak ediliyor diye şu an anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada ters lanj ve uzanma yine kesinlikle önerdiğim bir hareket. Diğerinde de vardı. Vücut ağırlığını kullanarak squat, ters lanj, geri ve çapraz lanj, yan lanj ve diğer her şey. Ve açıkçası diğer her şey. Lanj ve squat'ın bacakları çok fazla kaslılaştırdığını, kalınlaştırdığını ve erkeksi bacaklara yol açtığını duyuyorum. Duru, bu doğru mu? Arkadaşlar ben de onu çok duyuyordum ve bu dedikoduyu kim başlatıyor? Bunu gerçekten kim başlatıyor? O kişiyi bulup, yani şey demek istiyorum, yani niye böyle bir şey, böyle bir polemik başlattınız? Çünkü benim bacaklarımın incelmesinin neredeyse tek sebebi lunge ve squat. Ya tabii ki tüm bu anlattıklarım ama lunge ve squat. Çünkü bacak kaslarımı direkt o çalıştırıyor. Ve arkadaşlar kas derken maskülen kaslara sahip olmaktan korkuyor genelde kadınlar. Yani bu çok zor. Ya gerçekten maskülen kaslar, hani o şişik kasçı halter kası görünümü hani denen şey. Ya buna ulaşmanız ciddi anlamda arkadaşlar o kadar spor, yani o kadar sadece ona yönelik beslenmeniz, sadece ona yönelik gerçekten ağır çalışmanız gerekiyor. Ve biz böyle şeyler yapmıyoruz. Ya ben öyle şeyler yapmıyorum. Hani herkes kaslı bacaklardan korkar ya. Arkadaşlar benim şu an bacaklarımın bu kadar incelmesinin sebebi bacağımdaki yağ oranının azalıp kas kütlesinin artması. Bakın şimdi bu bacak böyle görünüyor ya. Şimdi sıkacağım. Sıktığımda, bakın sıkıyorum şu an. Tabii dokunamıyorsunuz, keşke dokunabilseniz. Sıkı, bıraktım. Sıktım. Şu kasa bakın. Bıraktım. Sıktım. Şu an normal duruyorum.
Sıkıyorum. Yani buranızda kas olmasından korkacaksanız kesinlikle spora başlamayın. Ama oradaki kas böyle yürürken falan dikkat çekecek bir kas olmadı açıkçası bende. Sadece gerçekten sıktığım zaman belli oluyor ve sıkarken tüm gücümü harcıyorum. Onun dışında oradaki kasların görülmesinin gerçekten imkanı yok. Ya görülsün bu arada. Görülsün, gurur duyarım hani. Ya bu şey gibi mesela kolum böyle görünüyor. Ama aslında bu kadar. Ama aslında bayağı sert bu arada. Keşke dokunabilseniz. Ama hani böyle görünüyor. Böyle zayıf bir kol gibi görünüyor. Ama halbuki bu bayağı kaslı bir kol. Ya bu gizli bir süper güç gibi ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden spora karşı çok motiveyim. En başından beri dediğim gibi ben fit olmak istiyorum. Zayıflamak için başlamadım spora. Spor motivasyonumu nasıl kazanabilirim? Nasıl motive olabilirim? Sen nasıl motivesin diyen kişiler için şunu söyleyebilirim ki bir önceki spor videomu lütfen izleyin. Bir önceki spor videom çünkü tamamen buna yönelik bir videoydu. Buradaki hareketlerin yine hepsini size öneriyorum ve daha sonrasında esnemeniz çok iyi olur. Çünkü bu kadar kaslarınızı çalıştırdınız. Yani bir soğuma iyi olur. O da koşucu soğuma egzersizi. Bu da arkadaşlar 9 dakikalık bir program. Ve bu koşucu soğuma egzersizinde hamstring kaslarınızı, uyluklarınızı inanılmaz güzel esnetiyorsunuz. Kalçanızı, kollarınızı, bütün vücudunuzu. Yine bu soğuma egzersizini de en son yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu programı ne kadar sürede bir yapmalıyım? Sen ne kadar sürede bir spor yapıyorsun gibi sorular için her gün yapmadım. Bu programı ben bir gün yaptım. Bir gün ara verdim. Ara verdiğim günde ya böyle sadece genel olarak dışarıda aktif oldum. Ya spor salonuna gidip sadece koştum. Ya da yoga yaptım. Ya bunlardan biri ama tekrar bütün kaslarımı çalıştırmadım. Çünkü birincisi ilk zamanlarda zaten ağrı çekiyordum bu program sonrasında. Ve kasların dinlenip iyileşmesi için ona bir süre tanımanız gerekiyor. Ki daha güçlü olsunlar. Çünkü siz o kasları yırttığınızı hayal edin. Onarımı gerekiyor. Siz uyudukça, beslendikçe onlar onarılıyor. Ve daha güçlü bir şekilde onarılıyor. Ve bu da zaten istediğimiz bir şey. Bütün amacımız tamamen bu. O yüzden onlara o bir gün dinlenme süresini verdim. Dinlenme gününüzde yoga bazen ağır olabilir. Yani yapacağınız yogaya göre çok fazla değişir. Ama ben böyle yoğun yogalar önermem. Dinlenme gününüz çünkü normalde o gün. O yüzden o gün hafif ya hafif. Yani böyle esneme hareketleri yapın. Güne esneme hareketleriyle uyanın. Esneme hareketleri bu arada kas ağrısına çok iyi gelen bir şey. Kaslarınızı çalıştırdınız. Kaslarınız çalışmaya alışık değildi. Ve şu an böyle çok sertler, sıkılar, ağrı çekiyorsunuz. Bunlar hepsi aşırı doğal şeyler. Spor yapınca ağrı çekiyorum diyenler sonsuza kadar öyle sürmeyecek. Benim büyük ihtimalle o ağrılarım, yani hiç abartmıyorum, 2 haftayla 1 ay arası sürdü. Yani benim alışma sürecim gerçekten çok zordu. Çünkü böyle hareketsiz, sıfır hareketli bir hayattan full spor hayata geçmiştim. O yüzden başta böyle o günleri hatırlıyorum da şimdi fena. Ki şu an mesela yeni bir programa geçtim ya bugün. Hissediyorum yine değişik kas ağrıları yaşayacağım yarın. Beslenmeyle ilgili soru soruyorsunuz. Beslenmeyle ilgili tüm bu çok özet bir video arkadaşlar. Bu sadece genel bir fikir edinmeniz açısından yapıyorum bu videoyu. Hepsiyle alakalı dehşet detaylı videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyin. Beslenmeyle ilgili şunu söylüyorsunuz bana. Spordan önce mi yiyorsun? Sonra mı yiyorsun? Günde kaç öğün besleniyorsun? Neler yiyorsun? Öncelikle neler kısmına detaylı bir şekilde videolarda geleceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki günde 3 öğün besleniyorum. Artı atıştırmalıklar. Ya ben şu moddayım. Canım istediği kadar. Ya bu kendimi 1 atıştırmalık, 2 atıştırmalık, 3 atıştırmalık diye sınırlamak arkadaşlar bu bence çok saçma. Çünkü her gün enerjim farklı. Bugün 1 atıştırmalık istiyorum. Yarın 3 atıştırmalık istiyorum. Çünkü hep aynı enerjiyi harcamıyorum ki her gün. Her gün vücudumun ihtiyacı olan farklı. Ben yaptığım şeyi size anlatıyorum. Kahvaltı yaptım. Kahvaltıdan sonra öğle yemeği yedim. Öğle yemeğiyle atıştırmalıklar hariç söylüyorum bunu. Akşam yemeği yiyeceğim değil mi? Bir de akşam spora gideceğim. Spordayken ben midemi şöyle seviyorum. Asla aç olmamalıyım. Çünkü o zaman gerçekten sporu yapamıyorum ki. Yani çünkü çok açım ve sporu yapamıyorum. O yüzden spor yapmadan önce kesinlikle aç olmamalıyım. Ama çok tok da olmamalıyım. Hemen yemek yiyip midem aşırı dolu. Bu şekilde spor yapmamalıyım. Bu sefer de midem bulanır. Bunun dengesini nasıl kuruyorum?
spora gitmeden bir saat önce bakıyorum midemin durumuna. Duru, miden nasıl? Genelde acıkmış oluyor hafif. Ve ben full bir şeyler yemek istemiyorum. Full bir şeyler yemek istemediğim için de bir meyve olabilir, iki meyve olabilir. Spor öncesi atıştırmalık, kendi evde yaptığım herhangi bir şey olmuş olabilir. Ya da normal bir yemek, mesela evde bir yemek var, ondan küçük bir porsiyon. Yani bütün midemi dolduracak kadar değil, sadece açlığımı bastıracak ve bana enerji verecek kadar. Ama asla az da değil. Az da değil, çok da değil. Tam olarak spor için ideal olan. Ya böyle anlatabilirim. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Bir günde neler yiyorum videomda zaten anlarsınız ne demek istediğimi. Aynı zamanda protein alımının öneminden de bahsedeceğim. Bu video her yerde. Arkadaşlar protein almak hayatımı değiştirdi. Eskiden proteine gerçekten yeterli önemi vermiyordum. Ama protein almayı ihmal etmeyin. Protein spor sürecinizde spor sonucunuzu hızlı görmeniz arkadaşlar. Gerçekten güzel protein almanızla tamamen ilişkili. Ben normalde ayda bir et yerken eskiden, şu an her gün yiyorum. Yalan söylemeyeyim, her gün yemesem bile mutlaka başka şekilde protein almaya çalışıyorum. Mesela mercimek, mesela nohut, mesela yoğurt, mesela yumurta, mesela peynir. Mutlaka onlardan çok çok daha fazla yiyerek gramajını arttırıyorum. Yani normalde yiyeceğimden daha fazla yiyorum çünkü içindeki proteini daha çok almak istiyorum. Hani gerçekten bu kadar hassasım protein konusunda. Ha, akşam yemeğinden bahsetmedim. Spor sonrası akşam yemeğimi yiyorum. Ve eğer akşam yemeğimde de et yapamayacaksam evde kendim, ya dışarıda yiyorum tavuk göğsü gibi şeyler yemek için. Biftekli, dana etli, böyle isimlerini bile bilmiyorum, o kadar ete hakim değilim. Salata yemek için, ızgara et ve sebzeler. Bunun için dışarıda yiyorum ya da evde kendime böyle marketten protein oranı yüksek olan şeyler alıp bir de yumurta yapıp onları yiyorum. Yani protein aşktır beslenme konusunda benim için. Şuna yönelik antrenman seviyorum bu arada. Zaten size önerdiklerim de öyle. Süreye göre size bir hareketi yapmanızı söylüyor. Ve uygulama zaten hep açık. Video gibi akıyor diye düşünün. Size talimat veriyor. Şu 5 saniye kaldı, 10 saniye kaldı. Şöyle söyleyeyim, mesela 30 saniye squat yapacaksınız. 30 saniye squat'ı kaç adet yapacağım benim o günkü enerjime kalmış. Yani ben 40 squat yapmak zorunda değilim. 30 squat, 20 squat yapmak zorunda değilim. Bir zorunluluğum yok. O günkü enerjim 30 saniye boyunca tüm gücümü kullanarak ne kadar yapmama müsaade ediyorsa o kadar yapıyorsunuz. Ve bence bu çok sağlıklı. Çünkü ben yani saymayı sevmiyorum. Bazen ölecek gibi oluyorum ve hala mesela 10 kez daha yapmam gerekmesi beni demotive ediyor. Yani spordan soğutan bir şey bence. Ama süreye dayalı yapınca süre zaten akıyor. Siz tüm gücünüzü harcıyorsunuz. Bugün 20 olur, yarın 25-30 olur. Yani bu tamamen günlük enerjinize göre. Ve bence günlük enerjinizi, günlük vücudunuzu dinlemek hem beslenme hem spor konusunda en iyisi. Bazı hareketlerde zorlanacaksınız büyük ihtimalle. Zorlandığınız hareketlerde arkadaşlar hareketi bırakmayın. Hareketi kolaylaştırın. Sizin için nasıl kolaysa zaten kolay hallerini de uygulamada söylüyor yine. Kolay haliyle devam edin ama böyle hani yapamıyorum ya deyip kenarda durmayın. Yani o süreyi bir şekilde hareket ederek tamamlayın. Bu da motivasyonunuzu çok arttıracak. Çünkü bugün yapamayacaksınız, yarın yapamayacaksınız. Ama bir hafta sonra ya da iki hafta sonra o hareketi dehşet güzel yapacaksınız. Yapabiliyorsanız diyetisyenle yürümenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü doğru gittiğinizi sanıp yetersiz beslenebilirsiniz. Ve bu çok kötü olur. Spor yapan birinin arkadaşlar besin en önemli şeyi. Eğer yeterli beslenmezseniz spor yapacak enerjiniz olmaz. Kaslarınızın iyileşmesi imkansızlaşır. O yüzden yetersiz beslenmeyin. Hedefinize yönelik beslenin. Hedefiniz kilo almak olabilir. O zaman kalorilerinizi arttırın ama sağlıklı bir şekilde. Hedefiniz kilo vermek olabilir. Kalorilerinizi düşürün ama sağlıklı bir ölçüde. Her neyse arkadaşlar, ben artık uyumalıyım bence. Bu arada saatten bahsedeceğim size bu arada. Bu arada. Biraz yorgun görünüyorsam özür dilerim. 2 haftadır video gelmemesinin de sebebi buydu. Saat şu an arkadaşlar 01:01. Ve ben bu videoyu
Bugüne yetiştireceğim. Çarşamba oldu ya şimdi. Önce bu videoyu editleyeceğim. Daha sonra yükleyeceğim. Öyle uyuyacağım. Çünkü hem Instagram'da çok sordunuz hem de ben artık kanala bir şey atmak ve geri döndüğümden bahsetmek istiyordum. Kendi yaptığım hatalardan birini söyleyeyim. Spor yapıyorum falan ama daha sonrasında yeterli uyumuyorum ve yeterli uyumamak benim performansımı düşürüyor. Ben de yeterli uyumaya başlamak istiyorum. Staj bittiği zaman daha rahat edeceğim bu konu hakkında. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sorularınızı buraya ya da Instagram'a yazabilirsiniz. Nereye isterseniz yazın. Onları önemsiyor ve bir sonraki videolarımda hatta yorumlarda cevaplıyor olacağım. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Yorgun göründüğüm için kusura bakmayın. Umarım ihtiyacınız olan bilgilere ulaşmışsınızdır. Daha çok da iletişimde olacağız zaten. Sizi çok seviyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. İyi ki benimlesiniz ve iyi ki varsınız. Sizler şimdi bunu biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.